efendim, herkese günaydınlar. Piyasa analize hoş geldiniz. Geldik haftanın dördüncü işlem gününe. Şimdi sevgili Cenk Hake Yoldaş'la birlikte önce yurt dışı piyasalarını değerlendireceğiz. Cenk, günaydın diyeceğim ama yurt dışında soğuk rüzgarlar esiyor fiyatlama anlamında. Her bakacağız yer. Ama kimsenin, yani longda olan kimsenin pek içi açılmayacak. Sıkıntılı. Dün Borsa İstanbul bildiğiniz gibi iki defa devre kesti Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları sonrasında. Zaten o kısmı detaylı olarak konuşacağız ama bir yurt dışı tarafına geçelim istiyorum. Yurt dışına geçtiğimizde tablo oldukça negatif. Çin'de yatay bir seyir izledik bu sabah ama Japonya Nikkei Endeksinde %3'e varan değer kayıpları vardı. Hong Kong Hang Seng'de %0,60, Hindistan'ın Sensex'inde %1'in üzerinde. Keza ABD vadelere dönüp baktığımızda Nasdaq'da şu an, ki bu saatler genelde vadelerin yatay olduğu saatlerdir, biraz daha Türkiye saatiyle öğle saatlerine doğru burada fiyatlamaların biraz daha şekillendiğini görüyoruz. Ama bu saatte dahi Nasdaq'ta %1'in üzerinde değer kayıpları var. S&P 500'de vadeliye bakıyorum %1'e yakın. Jack 4179'lara geldi S&P. Dow'da %0,31'lik yine bir geri çekilme görüyoruz. Yani az önce de ifade ettiğim gibi tablo pek iç açıcı değil. Bir de tahvil faizlerine dönüp bakalım isterseniz. Tahvil cephesinde neler oluyor? Tam böyle tahvil faizlerinde bir geri çekilme var. Bu da piyasayı besliyor derken geldi 10 yıllıklar yeniden %5'e yakın bir seviyeye. 30 yıllıklar malumunuz %5'in üzerinde seyrediyor zaten. 2 yıllıklar ise %5,12 seviyesinde. Evet, Cenk, yurt dışı tarafında dediğimiz gibi pek iç açıcı bir tablo yok. Yükseliyor. İşte dün gördük Rusya'nın bir kıtalar arası balistik füze denemesi yapması, işte bölgedeki tansiyonun yükselmesi. Aslında Netanyahu burada henüz kara harekatta başlamadı. Başlayacağı zaman bilgi vereceğine dair, yani böyle hurra Gazze'ye giriyoruz gibi bir açıklama yapmadı ama konu aslında koşullu biraz... Koşullu bir orada şey var. İşte mevcut Amerika'nın göndereceği hava savunma sistemi bekleniyor kurduktan diye sonra bir ondan var. Sonra bir harekat düzenleyeceğiz diye bir söylemi. Konu aslında artık buradaki kara harekatını aştı gibi, dediğin gibi. Evet. Yani Rusya'nın burada geçtiğimiz haftadan beri Amerika'ya gözdağı veriyor olması biraz işlerin farklı bir boyuta evrilip evrilmeyeceği noktasında endişe yaratıyor. Yani tansiyon uzun zamandır aslında yükselme eğilimini göstermeye başlamıştı. Yani Ukrayna-Rusya savaşı ile beraber kamplar aslında işte ne zamana gidiyor biliyor musun? Suriye hikayesine gidiyor. Suriye, hep o zaman şunu söylüyorum Suriye konusunda. Suriye küçük bir laboratuvar gibi. Herkesin kamplarının, saflarının oluşturulduğu bir bölge. İşte İran oradaydı, Çin oradaydı, Rusya'sı oradaydı. Yani 7 millet orada. Amerika'sı oradaydı. Minik bir bölge. Yani baktığın zaman 10-15 milyonlu bir ülkeden bahsediyoruz. Nüfusun yarısı zaten bize geldi. Buradaki bu kadar ilginin olması bir şeylerin altyapısının oluşturulmaya çalıştığı, kampların belirlenmeye çalıştığı bir laboratuvar ortamı gibi okuyordum. Nitekim geldiğimiz noktaya baktığımız zaman o safların şu anda aynen korunmaya devam etti. Büyük halkaya doğru evrilmeye başladığını söylemek mümkün. Pandemi sonrasındaki yaşanan gelişmeler, biliyorsun dünyada işte bir enflasyonist bir ortam yaratmıştı. Bu enflasyonist ortamlar büyük sıkıntılar, yani faizlerin arttırılması, işte tekrardan eski günlere dönülecek mi dönülmeyecek mi uğraşıları eninde sonunda bir tıkanıklığa gelip dayandı. Şu anda biz bir tıkanıklık noktasına gelmiş vaziyetteyiz. Onu net şekilde görüyoruz. Bu tür gelişmeler aslında hep bu tıkanıklıklar bir şekilde savaş hikayeleriyle sonuçlanıyor. Öyle olunca da şimdi bölgesel bir savaştan mı yoksa daha büyük ölçekli bir savaşa doğru mu evrilecek? Bu endişe doğmaya başlamış vaziyette. Şimdi burada birkaç tane hem etnik unsurlar ortaya sürülüyor, hem de dini motifler ortaya sürülüyor. Bu ikisi bir kamplaşma unsuru olarak devreye girmiş vaziyette. Bu sürecin inşallah çok da büyümeden, yayılmadan bir an önce selametle, aklı salimle sonuçlanmasını diliyoruz ama görünen o ki bu kadar silahın, bu kadar ülkenin, bu kadar objektiflerin buraya çevrilmesi bu tansiyonun kısa vadede hemen bitmeyeceğini bize gösteriyor. Evet, burada bugün tabii ki gündemimizde yine içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı saat 14'te açıklanacak efendim olacak ama
Tabii küresel tarafı konuşurken dün gündemimizde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları da vardı. Çünkü burada Rusya ve Ukrayna savaşı yaşandığındaki tutumu hakikaten tüm ülkeler ve yurt içinde de takdire şayandı. Yani burada Türkiye çok önemli bir arabuluculuk rolü üstlenmişti. Tam böyle İsrail ve Filistin arasındaki bu gerginlik de başlayınca yine aynı patikadan ve yoldan gidildi ve açıklamalar bu şekildeydi. Ta ki düne kadar. Dün açıklamaları da aslında 180 derece terse döndüğünü izledik ve piyasa buna ciddi bir tepki verdi Cenk. Ya şimdi baktığın zaman Ukrayna-Rusya savaşı döneminde bize hakikaten bir rol biçildi. Yani biz orada bir NATO üyesi olarak biliyorsun uygulanan ambargoların dışında kaldık. Bu bir. Rusya'nın çıkış hava sahasını kapatmayan ülkelerinden biri olduk. Ülke olduk yani. Tek ülke olduk. O dönemde doğalgaz boru hatlarının işte bir kısmını taşımacının tahıl koridorunun devreye girmesi noktasında bir sürü girişimimiz oldu ve başarılı sonuçlar elde ettik. Orada önemli bir o tedarik zincirindeki kırılmanın telafisinde Türkiye önemli bir rol üstlendi. O rolü o zaman başarılı uyguladık. Şimdi bu sefer geldik yine acaba bize burada bir rol düşer mi noktasında. Son aslında 20. güne geldik. Hikayenin başladığından bugüne 19. gündüydü. Bugün 20. gün oldu ilk Hamas'ın saldırısının başladığı günden bu yanaki sürece bakarsak. Bu süre zarfında Türkiye kendisini hep böyle bir taraf, yani bir çözüm abisi olma, bir garantörlük yapma girişimlerinin olduğunu görüyoruz. Hakan Fidan bu konuda çok girişimlerde bulundu. Bir türlü ona karşılık tam alamadık biz. Yani o tarafta daha ziyade Mısır'a biraz daha görev verilmeye çalışıldığını gördük. Bizim denklem dışında tutulmaya çalıştık. Biz elimizden geldiğince gördüğüm kadarıyla hep denklemin içine reaksiyon bir şekilde... Reaksiyon buna karşı mı verildi diyorsun? Çünkü sonra şöyle bir reaksiyon verildi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan insani, siyasi ve askeri varlığımızla Filistin tarafının garantörlerinden biri olmaya razıyız demesi... kritik bir cümle senin açıklamaların üzerine. Ben baktığım zaman yani olaya biz bir şekilde müdahil olmak istiyoruz. Ara bulucu olma girişimlerimiz vardı. Artık ara buluculuktan garantörlük safhasına doğru bir işin evrilmesi durumu söz konusu olacakmış gibi gözüküyor. Tabii ki buradaki süreç nasıl olacak? İşte orada herkesin cımbızla çektiği bir kelime var. Hamas'ın terör örgütü olup olmadığına yönelik dünyada beyan. Büyük yankı uyandırıp son dakika geçilmesine sebep olan cümle oldu. Yani Batı basınında buna çok yer verildiğini gördük. Bazı ülkelerin bunu aleyhte kullanma girişimleri olduğunu da görüyoruz. İşte elçileri çekme noktasına kadar hareket edebileceklerine yönelik beyanların geldiğini de gördük. İşte İtalya tarafı, Dışişleri Bakanı'na söyleyeceğim, elçimizi çeksinler şeklinde beyanı vardı. Gerçekleşir, gerçekleşmez onu bilmiyorum. Bu bir spekülasyon olarak da kalabilir belki, net değilim. Sonuçta baktığımız zaman öyle de böyle dünya genelinde Hamas'la ilgili bir tutum var. Biz o tutumun dışında bir... pozisyonlanma içine girmiş vaziyette geldik. Bu cümle itibari. Çok bu kritikti cümle. Evet. Zaten dünkü söylemlerinde. Öyle olunca da piyasa şimdi biliyorsun hep bir yabancı yatırımcı hikayesi ile son 5 aydır yatıp kalkıyoruz. Ki keza zaten bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları sonra Borsa İstanbul'un işte bu açıklamalardan sonra %2, %3 düşmesi sonra alıcı gelmeyince ilk turda devre kesip devre kestikten sonra zaten seans sonu doğru açılır açılmaz hiç alıcı gelmeyince %7 ile ikinci devreyi keserken tüm bunlara ortalık yangın yeriyken Sayın Mehmet Şimşek de bu arada Körfez ziyaretinde dediğin gibi hakikaten ilişkileri düzeltme, tabiri caizse içeriye sıcak para sokma derdinde bu ilişkileri düzeltme aşamasında görüşmelerini devam ettiriyordu. Yani piyasa o zaman hani para girişini rafa kaldırdığı için mi dün bu kadar sert tepki birazcık verdi? Kısa vadeli beklenen paranın hemen gelemeyeceği. Zaten Mehmet Şimşek'in bir mülakatı da vardı aslında yansıyan. Orada da zaman alacağına yönelik kendi beyanları da oldu. Bunlar da bir şekilde piyasadaki o beklentiyi kırar noktaya gelince bu tansiyon yükselmesiyle birlikte ikisi birleşince alıcılar tarafı tabii ki biraz daha çekimser olunca satıcıların da
zaten hatırlarsan geçtiğimiz hafta çok sert bir düşüş yaşamıştık. Onun peşinden bir aslında bonus bir fırsat vererek endeks %50 düzeltme seviyesinin üzerine hatta %61.8 dün konuşuyorduk ya 8100 bölgesi 61.8 hedeftir. Tam oraya hedeftir. Yakın bir yerden işte zaten. Orası, 4 saatlik ortalamında 8050'nin üzeri kritik, onun üzerine normal şartlarda iğne atsak da kapanış alamıyoruz, alamadığımız bölgeler. Tam o bölgeden normal piyasa koşullarında bir ufak da olsa bir realizasyon başlamışken Erdoğan'ın konuşmaları esnasında biz 7950-8000 bandı arasında bir bölgedeydik. Ondan sonrasında iş şöyle sertleşmeye oldu, başladı. Şuradan sonra sertleşti. Dün seansı izledim. Aslında dün sene dedik ki bakın bunun karşılığı, bu seviyelerin karşılığı 21-50 günlük hasta seviyeler. Dün sen tam senin o altını çizdiğin seviye ne dedim ben de burada 21 günlük ortalamaya denk geliyor. Zaten buranın üzerine atamadı. Atamayınca aslında ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında 50 günlük ortalamaya bir kez daha gitti. 7600'lerde. Evet. Bir orada bir durduk zaten. Yani hani bir alıcı gelecek mi? Bizi buradan tekrardan 8000'lere doğru taşıyabilecek mi diye gelmeyince satış çok derinleşti ve anda devre kestik. Yani 50 günlük 3 dakika 10 evet, saniye evet, falan evet, sürüyor. Yani. 50 günlüğün altında hani o şelale satışı derler ya şelale şeklinde bir boşalma yaşandı. Ya yani muhtemelen kredili pozisyonların kapatılması falan durumu da söz konusu olmuş olabilir. Kısa vadede iki pozisyon açanlarında yani bu hareketi tetikletenlerinde işte hep belirtiyordum. Bir gün önce piyasayı köpürttüler diye bahsetmiştim ya. O köpürtme hareketlerini ben sevmiyorum. O köpürtme hareketleri olduğu zaman peşinden orada bir kör dövüşüne diyor. Hızlı bir şekilde bütün kağıtları geziliyor. Orada bir mal ev değiştirirken bir şeyler oluyor. Bu arada maalesef dün istemediğimiz senaryo olan bu dolar bazındaki ikili tepede gerçekleşmiş oldu. Hatta biraz daha marjı var. Birazdan bakarız. Türkiye-İsrail ile enerji işbirliği planlarında durduracağını açıkladı. Dünün olumsuz gelişmelerinden biri de buydu. Ama dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra aynı sertlikte İsrail'den bir açıklama gelmediğini gördük. Evet. Orası da önemli. Yani tabii burada bazı... Bunlara dile getirmek burada doğru mu bilmiyorum ama sonuçta iç siyasete cumartesi günü bir miting var. Öncesinde böyle bir tansiyon yükseltilmesi, sonuçta belki bir barış birliği cinsinden bir operasyonla oraya bir konuşlanmayla bir durum çözülür. Yani bir ön planda başka bir hikaye, arka planda başka bir hikaye var mı sorusunu da insanların aklına getiriyor. Bunu sorgulayanları ben sosyal medyada da görüyorum. Spekülatif olarak konuşuluyor. Tabii bunlar şu anda biz ön plandakini görerek yorumlarımızı yapabiliyoruz. Arka planını bilmek, öngörmek sadece spekülasyondan ve tahminden öteye geçebilen bir şey değil. Mevcut yapı bundan sonra inşallah tansiyon bir şekilde tekrardan yumuşar. Çünkü piyasa önemli bir yerlere geldi. Tabii her şey piyasa demek değil, onu da biliyoruz. Piyasa akacak kan varsa piyasada akar yani onu başka bahane bulur. Akar. Biliyorsunuz seninle de konuştuğumuz dönemlerde de daha önce işte yurt dışında da böyle bir sıkıntılı bir döneme doğru evrilmeye ihtimal var piyasaların. Bu faizlerin 5 bölgesinde olması bir şeyleri tetikletebilir. Bu ne olduğunu bilmiyoruz. Finans sektörü üzerinde bir kırılganlık yaratabilir. Başka bir hikaye olabilir. İşte bir şekilde ekonomik dinamiklerdeki anormalite, sürdürülemez dinamikler bir süre sonra bir yerlerde başka bir şeylerin oluşmasına sebebiyet veriyor. Ve bir mazeret yaratılması gerekiyor. Burada da bu mazeretlerden birinin zemini oluşmuş vaziyette gibi gözüküyor yavaş yavaş. Peki, diğer taraftan dönelim istersen bir de Asya tarafına bakalım. Birazdan kıymetli metalleri de konuşmak istiyorum gerçi ama şimdi Asya tarafında evet şu an Çin'de hafif yatay bir seyir olsa da Nomura'nın açıklamaları bence çok önemliydi. Biliyorsun Cenk Çin tarafında özellikle burada Ağustos ayından sonra Eylül ayında ciddi para çıkışları yaşanıyor dedik. Ve Nomura da diyor ki Çin'deki faaliyetlerimizi yeniden değerlendiriyoruz diyor. Çünkü burada Çin'e yaptığımız yatırım sonrası net bir büyüme trendi yakalayamadık diyor. Çünkü bu yatırım sonuçta pandemiydi, tedarik zinciriydi. Bir de üstüne bu yılın başından beri Çin'deki konut piyasasına yaşanan sıkıntılar nedeniyle zaten Çin piyasası
normalde küresele göre oldukça negatif ayrıştı. Yani burada hatta geçtiğimiz günlerde numaranın üst düzey yöneticisi orada bir de içeri alındı hatırlarsan. Bir de yetmezmiş gibi haklısın. Şimdi verilere baktığımızda bu arada 2020'de 84 milyon yuan kaybedilmiş. 2022'de 225 milyon yuan zarar var. Yani 1982'den bu yana diyor 40 yılı aşkın süredir Çin'deki varlığımızda sürekli olarak ülkenin sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunmaya ve müşterilerin değişen ihtiyaçlarına hizmet etmeye çalıştık. Bu strateji değişmeden devam ediyor. Pandemiden tamamen çıktığımız şu günlerde kara işimizin bu uzun vadeli hedefe ulaşması için en uygun yolu belirlemek üzere ortak girişim ortaklarımıza yapıcı şekilde çalışıyoruz da diye açıklamada bulunmuşlar. Ne dersin burada yani, Çin'deki faaliyetlerini sonlandırır mı? Gidişat ona doğru gidiyormuş gibi bir havası var. Yani Çin'deki bu faaliyetlerini sonlandırır mı ya, bir parantez daha açacağım. Yani birbirini tetikleyen şeyler olur mu Çin'den para çıkışı açısından? Olabilir. Yani baktığın zaman aslında Çin pandemi sonrasındaki uygulamış oldu yani tedbirler sebebiyle ciddi bir itibar kaybetti. İtibar kaybetmesi bir yani nasıl diyelim tam bir tedarik zincirinin noktasında kırılmalara yaşanmasına sebep verdi ve enflasyondaki dünyadaki enflasyonun bedelinin birazcık da Çin kaynaklı olduğu düşünülüyor ilk etapta baktığın zaman. Çin çünkü üretim üretmediği zaman bir yerden sonra sıkıntı başlıyor. Daha sonrasında bu işe bir de Rusya girdi. İkisi birleştiler bir de. Rusya-Ukrayna savaşı, bir de ham madde fiyatlarının yukarı gitmesi falan hepsi birleşince orada bir kamp oluşmuştu zaten. Ve Çin'in de örtülü olarak bir şekilde Rusya'yı desteklediği de görülüyor. İşte petrol alımları tarafındaki uyguladıkları stratejilerin, uzun vadeli anlaşmaların, işte Ukrayna-Rusya savaşına girmeden önce Putin'in Çin'i ziyaret edip bir icazet alması gibi gelişmeler. Ve aynı zamanda bu tedarik zincirindeki sıkıntısı sonrasında da global ölçekteki firmaların alternatif üretim merkezlerine doğru kayması. Bunlardan biri Çin, Asya'daki başka ülkelere doğru kayması. İşte Foxconn ne yaptı? Hindistan'da yeni bir fabrika kurma yönünde adımlar atmaya başladığını gördük. Zaten hemen geçen yapılan açıklamalara göre yani şu an artık yükselen yıldız Hindistan önümüzdeki 10 yıl içerisinde tabii. Yani Çin'in yerini alabileceği bile konuşuluyor şu an Çin'deki dünyada. Çin'deki şeyi ucuz iş gücü olarak da bulabilecekleri bir yer olarak alternatif olarak nüfusları şu anda Hindistan nüfusu Çin'in nüfusunu geçmiş şu an dünyanın en kalabalık ülkesi oldu. Öyle olduğu için biraz da oraya doğru artık mercekleri çevirmeye başlamış. Beni de oğlum düzeltti geçen. Yani ben Çin'i biliyordum en kalabalık. Ülkeler arası çok iyidir. Bütün dünyadaki bütün ülkelerin nüfuslarını ezbere bilir. Evet. Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin de yok ya dedi, olur mu öyle şey dedi. Hindistan geçti dedi. Sonra araştırdım. Mesela benim yanlışımı da o düzeltti. Yani Hindistan gaza bastı gidiyor aslında. Gidiyor. Öyle olunca da işte biraz o tarafa kayması falan Çin'i bu noktada biraz sekteye uğratmaya başladı. Sermaye girişleri noktasında sürekli bir azalma var ve son dönemdeki gelen raporlarda da yabancı yatırımcıların da Çin'e girmemesi için yabancı yatırımcının piyasa her kafayı kaldığında hisse senetleri tarafında satıcı pozisyonda olması gibi bir durum söz konusu. Aklıma şey geldi, cefasını Trump çekti, evet. Sefasını Biden mı sürecek diye biliyorsun. Biliyorum. Hayali buydu zaten Trump'ın da. Işte, bu da tabii ki başka bir yani unsur. Yani Şangay Beşlisi'nden başlayan süreçte de işte biliyoruz işte geçtiğimiz günlerde burada da bir blok oluşmaya, Şangay Beşlisi'nin artık büyümeye başladığını, yeni bir oluşma doğru evrildiğini, yeni eklemlemeler olduğunu ve bu grubun artık biraz daha yeni bir yapıya bürünerek dünyadaki enerji, yani petrol, fosil yakıt enerjisinin %40-45'ini kontrol eden OPEC'ten de daha büyük bir organizasyona doğru gittiğini görüyoruz. Bunların hepsi bir kamplaşma, bir bloklaşma noktası. Bunlar da ticaret savaşlarının artık ticaret savaşı ötesine geçmesine doğru giden olguya doğru evrilmeye başlamış gibi gözüküyor son gelişmelerle. Umarım bizim düşüncelerimiz yanılıyordur. Bir an önce bu tansiyon düşer, buradaki hikaye büyümeden sonuçlanır diyelim. Hepimizin temennisi o. Bir dönelim, emtialara dönelim istiyorum. Bir orada fiyatlamalara bakalım istersen Cenk. Ons altın 1986 dolarda şu an. Yeniden bir 2000 dolar denemesi, hatta üzeri görüyorum. Birazdan onu konuşacağız. Ons altın yukarıda bugün.
Gümüş yatay, bununla birlikte petrol tarafında bir geri çekilme var. Şimdi bu soru birçok kişi tarafından soruldu malum. Yani ons altında sert bir yükseliş görülürken gümüşe neden görülmedi diye. İstersen bu arada hızlıca bir altın gümüş rasyosuna da bakabiliriz. Hı-hı. Sevgili Şans Manukyan'ın güzel bir açıklaması var bu sabah. Diyor ki altın yükselişi kimse için şaşırtıcı değil ama gümüşün yükselmemesi, yani altın gümüş oranının ters yönü hareket etmesi de şaşırtıcı değil. Bu spekülatif iştahın yüksek olduğu bir ralliden ziyade korku rallisi bize aksi gerek diyor. Yani hani tümden bir emtia, işte paladyumun, platinin, gümüşün de ralliye katıldığı bir emtia rallisi için burada iştah olması lazım. Ama şu an altındaki yükseliş tamamen açıkçası korkuya bağlı diyor. Ne dersin? Katılıyorum. Bir de merkez bankalarının konuşlandığı yer altın olduğunu da unutmamak lazım. Yani şey tarafında değiller, gümüş tarafında değiller. Sonuçta şimdi biz... Yavaş yavaş bir dünyada da durgunluğa doğru gitme beklentisi var ya, ekonomi büyümelerde aşağı yönlü revizyonların geldiği, hoş bugün biraz yukarı, bu yıl için özellikle bir iyileştirme geldiğini gördük. S&P'den zaten 2.5'te 2.8'e yukarı revize etti dünya büyümesi noktasında. Ama 2024 ile ilgili beklentiler biraz daha zayıf bir potansiyeli. Sonuçta tek başına gümüşü, gümüş değerlendirdiğimiz zaman aynı zamanda bir sanayide kullanılan element olarak da değerlendirmek lazım. MTI cinsi açısından baktığımızda. Oradaki potansiyeldeki bir düşüş isterseniz gümüş fiyatları üzerinde de bir baskı unsuru oluşturma beklentisi, ileri yönelik beklentiler noktasında sıkıntı yarattığını hatırlatalım. Bir de geçtiğimiz sene hatırlarsan JP Morgan'ı sıkıştırmaya kalkmıştı bazı yatırımcı tayfası diyelim. Redditçiler. Küçük yatırımcının büyük balık olmaya çalıştığı dönemler. İşte o dönem işte GameStop'a bir açık pozisyonlar konusunda hedge fonları patlattırma girişimlerinin olduğu dönemde. Peşinden de gümüşte Morgan Stanley acayip short pozisyonda falan diyerek böyle bir gümüşe saldırmışlardı 30 ama dolar gümüşün denir. Ne kadar büyük bir enstrüman olduğunu unutarak saldırdılar ama 30 dolara yakın 30 bir dolara fırlama bir olmuştu. Fırlama olmuştu. O dönemdeki giren yatırımcıların elinde hala mal demek ki bir miktar kalmış. Onların dökülmesi ya da işte ne kadar temizlenebildiyse temizlenmesi adına orada bir bence cezalandırma süreci devam ediyor. Siz miydiniz bizi terste bırakmaya çalışan? Oradaki cezalandırma süreci devam ediyor. Çok net şekilde orada çizgi çizilmiş vaziyette 26'nın üzerine bırakılmıyor. Operasyon çünkü 26-30 dolar arasında gerçekleşmişti. Oraya yaklaştırmıyorlar bir şekilde. Oraya bloğu koymuşlar, görmüyorlar. Ne zaman o bölgedeki operasyonu yapanlar tamamen tasfiye olur, tekrardan mal sahibine geri döner. Ondan sonra operasyon tekrardan yukarıdaki hedeflere doğru gidebilir. Tabii yine de korku tarafında altın sonuçta yine taşıması zor bir enstrüman olsa da görece daha gümüşe göre hacimsel olarak daha az yer tutan bir enstrüman olduğunu da hatırlayalım. Peki, grafiğe bakalım istersen. Bakalım, grafiğe bakalım. Yaklaşık bir 6 dakika sonra vadeli tarafı açacağız. Grafiğe baktıktan sonra şöyle bir üçlü karşılaştırma yapmak istiyorum bugün aslında. Altınla gümüşü değil, altın, Bitcoin, Nasdaq üçlüsünü belki. Çünkü neden? Altınla Bitcoin uzun bir dönem rakip oldu. Sonra Nasdaq'la Bitcoin uzun bir dönem kol kola gitti derken şimdi bu üçlüden hangisi gelecek vaat ediyor diye bakacağız. Şimdi altın tarafına haftalık bakalım. Haftalık grafik bakalım. Biraz daha böyle resim daha netleşsin yatırımcılar adına da baktığımız zaman. Yani şimdi bizim için şuradaki bölgeyi görüyor musun? 1985. Şurada bir yatay çizgimiz var. Farkındaysan şunun üzerinde bir iki hafta geçirebilmişiz. Bir hafta gitmişiz, ikinci haftasında aşağı inmişiz. Burada bir atmışız yine yukarı. Üstünde kalamamışız. Burada oldukça zorlamışız. Ama buradaki hikaye de çok böyle kalıcı olamamış. Bir yerden sonra baktığınız zaman denemiş olmamış. 60, ikinci hafta olmuş, üçüncü hafta tekrar aşağıymış. Bu ortalama burada taşımaya devam ettiğini görüyoruz. Ortalamayı beklemiş burada. Nasıl tıpkı belki burada da biz ortalamayı bekleyeceğiz. Ortalamaya da açık vaziyetteyiz. Bu aşağı doğru sıkıştırma. Bu ataklanmalar 2070'i bir türlü geçemedi. Bu dönem neydi? Hatırlayalım. ABD'de yaşanan finansal bankacılık krizinin olduğu, tetiklendiği yer. Burası neydi diye baktığımız zaman Ukrayna-Rusya savaşı. Burası neydi diye baktığımız zaman pandemi sonrası. Demek ki bizim burada yeni bir tepe için yeni bir senaryoya ihtiyacımız var. Yeni bir tansiyon yüksekliğine ihtiyacımız var. Daha önceki 3 hikayenin de
aslında hikayesi birbirinden farklı. Bir tanesi pandemi salgını hikayesi, salgınla ilgili bütün dünyadaki sistemin kilitlenmesinden kaynaklanan olgu. İkincisi savaş, üçüncüsü de finansal kriz. Şimdi dördüncü hikaye yine savaş mı olacak, finansal kriz mi olacak? Biz bunu tartışmışız. Tabii bunu tetikleten unsur ne oldu? İsrail'deki yaşanan gelişmeler. Bununla beraber hızlıca geldik. Şu anda geldiğimiz noktada tansiyon bir noktaya geldi, bir sonraki adıma geçmedi işin gerçeği. O noktada hala beklenti yönetimiyle devam eder bir bölgede. Şimdi bundan sonraki süreçte biz eğer 1985'in üzerine fiyat oturtmaya başlarsak, o zaman ilk etapta ataklanacağımız yer 2038 bölgesine doğru bir ataklanma beklenebilir. O zaman hedef %50 düzeltme seviyesi olan 2038. Ha, buradaki hedefler nereden geliyor diye sorarsan da savaş tepesi, sonrasındaki dip, daha sonraki finansal kriz tepesi ve daha sonrasında da oluşan dibin projeksiyonu şeklinde olduğunu belirtelim. Ondan sonraki seviye geçirebiliriz 2038, 2070'ler ve 2090'lar potaya girmeye başlar. Ama bu bölge 2038-2092 arası geçilmesi için hakikaten biraz çok ekstrem gelişmelere ihtiyacı varmış gibi gözüküyor. Yapıya baktığımızda daha önceki 3 tecrübemizden kaynaklanan sebepten ötürü. Peki soru şu, şimdi Kiyosaki hepimiz tanıyoruz ve kendisi sıkı bir uzun zamandır ayı tarafında ve gerçekten tarihin en büyük çöküşünü bekliyor. Ve geçen gün de şöyle bir söylemi vardı. Diyor ki 2000 doların altında diyor, altın almayan üzülür. Keşke alsaydın diyeceksiniz. Altın diyor 2100 doları geçtikten sonra ilk hedefi diyor 3100 dolar. Peki şu an bu senaryolar ışığında senin için 3100 dolar, 3700 dolar olası mı değil mi? Hadi biraz hazır bizi izlemiyorken Kiyosaki'yi çekiştirelim. Şimdi benim uzun vadeli grafiğe baktığım zaman bu grafik hakikaten çok sağlıklı çalışan bir grafik. Şurada bir fincan kulp yapabiliyoruz diyorduk ama o kulp biraz saçmaladı ama ya. Çok uzadı, yani zikzaka döndü. Evet, o kulp yani olamadı. Şimdi buraya biraz daha sıkıştım ki yukarıdaki... Bu hedefler, aylıktır muhtemelen, evet aylık bu grafik. Aylık grafik ve buradaki grafikteki seviyeler, yani FIBO projeksiyonların hepsi zirveleri tespit etmiş. Yani ilk 2000 yılında başlayan hareket, 2008 krizi ve onu düzeltme dibinin... projeksiyonunun zirve seviyesi 1921, o seviye tescillenmiş gördüğün gibi. Birinci projeksiyon bu. İkincisi ise buradaki baktığımız zaman yine aynı seviyeden alıp buradaki dip seviyeye koyduğumuz zaman yaptığımız projeksiyon da bize 2070 doları veriyor. O da zirveyi tescil etmiş. İki tane önemli bir şeyimiz var. Bundan sonraki harekete baktığımız zaman şu seviyeden başlayıp bu tepeyi alıp bu dibi koyduğumuzda yaptığımız projeksiyon bize 2070'i yine veriyor 100 hedefi olarak ama o bölge aşılabilirse, 2070 seviyesi aşılırsa bende 2350 var. Ama büyük hareketin yukarıya doğru projeksiyonu 2350'ler ilk etapta potaya girer ama daha yukarıdaki hedeflere bakarsak ana hikayede şu 2000'den başlayıp 1921 hedefini sağlayan hikayenin projeksiyondaki bir sonraki dilimindeki hedef 2700 dolarlara kadar hedefi geliştirme potansiyeli var. 3100'leri ben hala göremiyorum. O 3100'ü şöyle hesaplıyorum 3100 muhtemelen. 3100 de değil, 3700. 3700 mi? 3700. Hiç zorlama bence yani 3100'e de 3700. Peki Cenk, yani diyelim ki 2000... Bakalım aşağı doğru inelim. Bizde yukarıda nereler varmış diye baktığımız tamam, şöyle zaman... düşünüyorum. Bir dakika. 2000... Bak, 3700 çıktı. Tamam tabii. Ama... O 3700 neyin hareketi? 2008 sonrasındaki oluşan tepe, 2008 sonrasında yani 2011'de oluşan tepe, sonrasında 2016-17'de oluşan dip ve sonrasında oluşan tepenin projeksiyonudur o. 2070'in projeksiyonunu attığımız zaman bize sırasıyla orayı veriyor. Ama ona gitmeden önce 2700-2800 aralı oldukça zorlu bir durum. 2700'de dolar TL'de bir 40 lira olur mu? Çünkü beklenti de muhtemelen o yönde olur, ya tabii. Tamam. 3472 lira yapıyor. Gram altını hesaplıyorum ben de bir yandan. Böyle uzun vadeli bir projeksiyon yani için. Bunları konuşabilmemiz için bizim yani başka bir faza doğru geçiyor olmamız lazım. Yani bu biraz kıyamet senaryosuna doğru giden bir yapıya işaret ediyor. Olur mu? Olmaz diye bir şey yok. Bir anda bakarsın bu faizler 7'lere 8'lere sıçradığında finansal sistemde ciddi bir çöküntü yaratır. Tamam mı? Bu
Çünkü eğer bu savaşa doğru evrilirse, savaşa doğru evrildiğinde bunun da bir de borçlanma maliyeti var. Savaş harcamaları için de senin de borçlanman gerekiyor. Borçlanma noktasına geldiğin zaman ne olacak? Faizler daha yukarı gidecek. Böyle bir ters sarmala doğru giden bir yapı oluşur. O takdirde tabii ki güvenli liman olarak buraya bir baskı gelebilir ama bu hikaye bir türlü tetiklenemiyor baktığın zaman. Evet. 2070'lerin aşılması lazım ki biz yukarıdaki seviyeleri konuşmaya başlayalım. Daha 2000 üzerinde kapanış yapamıyoruz. İşin gerçeği. Doğru. Kısa da hemen bir vadeli tarafı verelim ekranlara. 7900'ün üzerindeyiz şu an. %1,5'luk tepkiyle günlerdir diyoruz işte bu tepki. Birazdan borsaya geçeriz istersen. Cek vadeli tarafa da bakarız. Tabii. Ekim kontratlarına da dün neler oldu onu konuşuruz. %1,5 kadar yukarıda. Ama ben hızlıca burada sana kısaca bir Nasdaq tarafını en azından sormak istiyorum. Dün tabii yine önemli bilançolar geldi. Meta geldi ve aslında Nasdaq'taki düşüşü tetikleyen de Meta'ydı. Şimdi aslında baktığımızda Google'du, Alphabet'ti. Bir de ama Meta'da da %4'e yakın, %3,5 üzeri düşüşler vardı. Peki Alphabet'te %10 düştü Google'un bilanço sonrasında. Google'un bilanço sonrası Alphabet %10, %4'te Meta dersen zaten dünkü düşüş ve bugünkü düşüşün de arkasında yatan gerekçeler. Peki neden diye sormak istiyorum. Çünkü normalde baktığında aslında Meta'nın bilançosu piyasa beklentisinde üzerinde geldi. Google hayal kırıklığı yarattı. Şimdi baktığın zaman bu sene... O sürükledi. O bütün dünyayı da sürüklemiş vaziyet. Bu Asya'daki satışları da getiren unsurlardan biri. Şimdi Google tabii dünyanın bir ara en değerli şirketlerinden biri konumuna geçmişti hatırlarsan. Alphabet tarafındaki fiyatlama %10'luk bir düşüş. Bütün her tarafı üzerinde... Şimdi biliyorsun Big 7 dediğimiz firma... ların oluşturduğu bir sepet var. Funk hisseleri diyoruz hatta. Funk diyoruz. Facebook artık Meta oldu da tabii. Amazon, Netflix, Google. Aynen öyle. Apple'ın da oldu. Apple. Şimdi, bunların hepsini birleştirdiğin zaman borsadaki yükselişin çoğunu bunlardan getirmişlerdi. İşin gerçeği. Şimdi bir orada bir konsolidasyon vardı fonlar tarafından. Yıl sonuna doğru gelirken bu karlar bir şekilde realize edilmeye başlanmış vaziyette. Faizlerin yüksek kalması, bundan sonuçta hepsi teknoloji firması. Teknoloji firmasının oturmuş olduğu bir yapıda baktığın zaman bu karların nereden geldiğine birazcık da odaklanılmış vaziyette. Yılbaşından bu yana geçen sürede bu firmalardaki karlılığın, verimlilik artışının kaynağının sebebi işten çıkartmalar olduğu görülüyor. Yani sektörel büyümelerden değil de daha ziyade işçi çıkartmanın getirmiş, çalışan çıkartmanın getirmiş olduğu pozitif katkının bilanço üzerinde etkisinin olduğunu görülen raporlar yayınlanmaya başladı. Bunun etkisiyle beraber fiyatlamalarda bir realizasyonun başladığını görüyoruz. Endekslerde de biliyorsun neden bahsediyoruz? Belli bir eşiğe geldi. Bu faizlerin burada kalmaya devam etmesi bu sürdürülebilir bir süreç değil. Bekliyor yani hisse senedi yatırımcıları da bekliyor bir yerden sonra. Eskiden bu şirketlerde ne vardı? Geri alım programları vardı. Geri alım programları neden oluyordu? Çünkü faizler düşüktü, temettü verimi vardı. Geri almak mantıklı hale geliyordu. Yani 0.50 ile 0.70 ile 0.80 %1 ile borçlan git %2, %2,5 temettü veren kendi şirketinin hissesini geri al. Ne oluyor? Bir şekilde hem şirketin Belki içinde kalıyor. Güzel bir arbitraj tabii, oluyor hatta. Hem de şirketin değerini yukarıda tutuyorsun. Evet. Sonra al oysa git bankaya teminatı koy, bir daha kredi çek, bir daha fiyatı yukarı çek. Bitti. Böyle bir süreç. Ama bu şimdi irrasyonel olmaya dönünce bir yerden sonra geri alım programları çalışmamaya başlıyor. Bu da bir diğer faktör olarak karşımıza çıktığını belirtelim. Unutmamak lazım, dünya genelinde de endekslerde bir sıkıntı oldu. Bu faizlerin bu kadar yukarıda kalmasının başka yan etkilerinin olabileceği, şirket karları üzerinde baskılar oluşturabileceğini hep belirtiyoruz. Ve hatırlarsan hep vurguluyorum en başından beri bu Kasım ayının oldukça stresli yani Kasım ile Ocak arası dönemin stresli olma potansiyeli var piyasalar adına. O zaman bu sene sen bir Noel Baba rallisi beklemiyorsun. Ben beklemiyorum yani bir dalga olduktan sonra ancak o gerçekleşiyor. Geçen sene de olamamıştı. Evet. Aslında MSCI Dünya Endeksine bakarsak o bize gösteriyor nereye doğru evrildiğimizi de çok net şekilde gösteriyor. Kısa bakalım oradan borsaya gireriz tamam. O halde. Sen onu açarken ben de hızlıca sevgili Neslihan Forex anketini paylaştı onu da söyleyeyim. Piyasa bugün ikiye bölünmüş çünkü Cenk. Ankete 47 analistin katıldığını görüyoruz. Borsa İstanbul açılışı tahminine.
25'i pozitif, 22'si negatif açılış tahminine bulunmuş. Ortalama tahmin 7 puanlık düşüş olması yönünde. Yani piyasa bugün net bir tepki beklemiyor aslında ama vadeli tarafa baktığımda şu an yükselişler %2'yi aştı. Dünkü %7'lik düşüşten sonra. Önce MSCI'ye dönelim, grafiğimizi verelim. Ardından Ekim ayda kontratlarına bakacağız ve bugün Borsa İstanbul'da neler yaşanabilir bir strateji çizelim sizlerle. MSCI Dünya Endeksine baktığımız zaman yani sıkıntılı bir bölgede olduğumuzdan hep bahsediyorduk. Hatırlarsan geçtiğimiz gün aylarda biz bir yukarı doğru bir tepki yapmıştık. Evet. Burada bu tepki de ortalama bölgesine gelince iş bir anda tekrardan tersine döndü. Aslında bu düşüşün bir kez daha onay aldığını bize gösterdi. Baktığın zaman ortalamalar burada direnç olarak çalıştığını gördük. Şimdi burada bir hareket açısından baktığında bir trend kanalı var. Bunun kırıldığını görüyoruz ilk etapta. Bir de büyük kanal var. Büyük kanalda şu tepelerin birleşiminden kaynaklanan, onun da dip seviyesinin baktığımız zaman 2600-607 seviyelerine işaret ettiğini görüyoruz. Biz şu anda neredeyiz? 2850. Potansiyel olarak 2800-850 bölgesinde bir konsolidasyon olamaz. Oradan tekrardan toparlama içine giremeyen bir piyasayla karşı karşıya kalırsak bu 2850'nin altındaki fiyatlamalar sıkıntı olduğunu işaret ettiğini belirtelim. Aşağıda bize 2600-650 bölgesine doğru bir %7-%8'lik daha marj olduğunu gösteriyor. Bu da piyasaların dünya genelinde hala ciddi bir sıkıntı içinde olduğunu. Tepeye bakarsak 3100'lerden geliyoruz. Tepeden de neredeyse o bölgeye geldiğimiz zaman ayı piyasasının içine girmiş bir dünya endekslerinden bahsediyor deme potansiyelimiz olacak. Evet efendim, peki bir Ekim ayı kontratlarına bakalım o halde. Dün Borsa İstanbul'da bilançosu açıklanan açıklanmayan, iyi beklenen kötü beklenen, iyi gelen kötü gelen, ne var ne yok. Neredeyse her şey satıldı. O yüzden hep diyoruz maalesef böyle tam trendin olmadığı dönemlerde, Ekim ayı kontratlarını bekliyorum bu arada, tam trendin olmadığı dönemlerde şöyle bir durum da oluyor. Cenk, hani ne derler, herkes arada harcanıyor. Tabii kavgada yumruk sorulmamış derler, onun misal. Evet. Evet, şu an baktığımızda bankalar var Ekim vade kontratlarda. Ekim vadede şu an Akbank'ta %2'nin üzerinde, Garanti'de %2'nin üzerinde. Yapı Kredi Bankası'nda keza %2'nin üzerinde yükselişler var. İşçi ve Halkbank'ta pozitif seyrediyor. Farklı sektörlere geçelim hemen. Şu an borsada Viyop tarafına dedik az önce. %2'nin üzerine tepki hareketi var diye. Tüpraş önemli. BIST 100 endeksine ağırlığı yüksek bir şirket dedik ikinci sırada. Bilançosu geldi. Evet, %3'e yakın bilanço sonrası yükseliş var. Şişe Cam'da %2'ye yakın. Petkim'de %1 üzeri. Sasa'da %1 üzeri. Aselsan'da da %2'nin üzerinde yükseliş izliyoruz. Yani aslında piyasa ikiye bölündü dedik ama bugün pozitif bir açılış yapacağı benziyoruz. Alarko, Doğan Holding, Koç, Sabancı, Tekfen hepsi yukarıda. Özellikle Koç Holding yine endekse ağırlığı yüksek bir şirket. %3'ün üzerinde Cenk, burada da yükseliş var. Dün Koç grubu şirketlerinin bilançoları geldi. Hepsi beklenti üzerinde karlar açıkladı. Bugün de Koç Holding'in bilançosu gelmesi bekleniyor. Orada da pozitif beklenti oluşuyor. Tabii ki iştirakleri tarafındaki şirketlerdeki iyi bilançolar, kendi konsolide bilançosu tarafında da pozitif etkisi olacağı için bugün iyi bir performans bekleme durumunda kalıyor bilanço tarafında. Bunda şimdiden aşırı satılmış bir noktadaydı. Dünkü piyasa zaten biliyorsun 7700'ün altındaki bölgede aslında çok fazla mal satılamadan piyasa tabanlaştı. Tabii, derinlik tabii. Olamadan. Yani, bir dakika ne oluyor falan. Yani, diyemeden hop 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 dedik, baktık taban olmuş. Hop hop dedik, yine taban oldu. Bir anda iş hakikaten ekstrem bir noktaya doğru geldi. Bugün de tepkisi şaşırtıcıydı ama tepki ötesine geçebilmemiz için bizim tekrardan 7800-850 bölgesinin üzerine bir fiyatlamamız lazım. Evet, şöyle ki seni dediğin gibi Tüpraş dün bilançosunu açıkladı. Aslında baktığımızda yine piyasa bu bilançoyu beğendi. Ford Otomotiv'de piyasa beklentisinin %41 üzerinde. Tofaş'ta %13 üzerinde geldi net karlar. Ve şu an zaten Ford Otomotiv'e bakıyorum. Ekim vade kontratlarında %2'nin üzerinde yükseliş. Tofaş'ta %2'ye yakın yükseliş var. Geçelim başka sektörlere de bakalım istiyorum burada. Özellikle ulaştırma da ön planda olacak çünkü. Ulaştırmaya dönüp baktığımızda bir tam ekran verelim. Türk Hava Yolları'nda %2'ye yakın yükseliş var. TAV'da aslında bilanço sonrası yine arada kaynadı diyelim. Evet. TAV'da dünkü satışlarda %0,69 ve Pegasus'ta da %1'e yakın yükseliş izliyoruz. Son bir de
özellikle marketler cephesine bakalım istiyorum. Burada da BİM önemli. Neden? Çünkü BİM'in de ağırlığı çok yüksek. %2,5 Ekim vade kontratlarında yukarıda BİM. Migros'ta %1,5, şok marketlerde de %1,5'luk yükseliş var diyelim. Cenk, bir dakika içerisinde hızlıca bir borsayı toparlayalım mı istersen? 7.424 oldu. Dün zaten seansı eşleşmeyle kapattık. Viyo tarafında önemli destek noktası 7.860'lardı. 7.760'lardı, oralardan tepki verdiğini söylemek mümkün. Bizim burada tepki hareketinin ötesine geçti diyebilmemiz için 7.250'lerin üzerinde bir fiyatlama ihtiyacımız olduğunu belirtelim. Borsa İstanbul BIST tarafına dönersek, BIST 100 tarafındaki gelişmeye bakarsak, ben burada istersen hızlıca bir haftalık grafik üzerinden yorumlarsak evet, sevinirim. Evet, hızlıca bak. Bir verirse arkadaşlarımız, büyük global resmi görmek adına söylemek istiyorum. Buradaki grafiğe baktığımız zaman bir kanalın hızlıca belirtelim. Şimdi şurada bir başlayan bir trend var farkındaysan. Bu trendin içindeki kanalın alt bacağına geldik, dayandık. Burası aynı zamanda 7.424'te tam dünkü kapanışı yaptığımız seviyede bir ortalamamız vardı. Bizim dördüncü ortalamamızdı. Evvelki hafta, geçtiğimiz haftada oradan taşınmıştık. Bu haftada o bölgeye geldik. Dünkü kapanış orada yaptık. Şimdi o kadar kritik bir yerdeyiz ki biz bu bölgenin ötesine geçiyorsak iş resim başka bir evrene doğru evrilmeye başlıyor. Daha önceki tepe, bu tepe birleşimden kaynaklanan ve daha şu bölgedeki dibe koyduğumuz sarıyla çizili olan kanalın içine girme durumu söz konusu olacak ki o zaman aşağıdaki destekleri konuşmaya başlarız ki o takdirde de aşağıda 7140'lar, 7657'ler, 7300'lere, 6300'lere kadar inecek bir fiyatlamaların önüne açılması beklenebilir. O nedenle o bölgenin geçilmemesi lazım. Yani bu seviyelerin artık bizi korunması gerekiyor. 7140'ın dip seviye olarak düşünülmesi lazım. Şu aralık bizim için çok çok kritik bölge. Bu bölgenin ötesine taştığım zaman resimde aşağı doğru yelpaze genişlemeye başlıyor. Bu başka bir evrene evrildik demek olur. Hı hı. Yukarı doğru tepkilerde de farkındaysan bu 7777 bölgesi oldukça önemli. İki tane önemli ortalama, hatta üç tane önemli ortalamanın kümelendiği bölge. O bölgenin üzerinde fiyatlama ihtiyaç var ki biz resim tekrardan güçlenmeye çalıştığını belirtelim. Borsa İstanbul'da 3 hafta kuralı vardı. 3. hafta, 3 haftalık düzeltmeler sonrasında toparlama tepkiler geliyor. Belki bu söylemler, sert söylemler tekrardan yerini değiştirir mi? Politika çünkü bu hiç belli olmuyor. Bugün böyle konuşup yarın başka şeyler söylenebiliyor. Onun da etkisi bir anda terse döndürebilir. Siyasetin odağındayız şu anda. Oraya dikkat etmek lazım. Evet, bu arada hatırlatalım. Bugüne kadar en çok teveccüh gösterilen şirket olan TAP Gıda'nın, bu arada 130 TL'den halka arz olan TAP Gıda'nın payları da bugün Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak diyelim. Yatırımcısına da hayırlı olsun. Cenk, ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Rica. Efendim, hemen noktayı koyalım. Kısa bir araya gidelim. İlk seansta birazdan sizlerle seansı açacağız.